şeye dönelim. İstanbul'a Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında muhabir arkadaşımız sevgili Volkan Kılınç bizleri bekliyor. Sevgili Volkan hoş geldin yayınımıza. Galatasaray günleri 80'lerin başında sonra milli takım ve Türk futbolunda Ankara Gücü Galatasaray maçlarıyla buluştular. Bugün iki değerli teknik adam İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sözü sana bırakalım. Teşekkürler İbrahim Kırkayak, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan mutlu günler, iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak bu akşam. Sarı Kırmızılılar da hedef Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek olacak. Galatasaray'da tek sevindirici haber bu akşam herhangi bir eksik veya sakat futbolcunun bulunmaması. Sarı Kırmızılılar'da sadece Mariano sarı kart ceza sınırında yer alıyor ve bu akşam oynaması ve kart görmesi halinde bir sonraki hafta Türk Telekom Stadyumu'ndaki Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray'da tabii moraller biraz bozuk, bunu belirtelim. Özellikle Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya kendi sahasında 2-1 mağlup oldu Galatasaray ve bu da moralleri oldukça bozdu. Ama şu anda tüm gözler Kasımpaşa maçına çevrilmiş durumda. Lige çevrildi gözler ve Galatasaray'da hedef bu akşam buradan Kasımpaşa'dan galibiyetle ayrılabilmek olacak. Mbeya Jack neyse Galatasaray'ın yeni transferi, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı forma giyecek. Hemen muhtemel 11'i sizlerle paylaşalım. Galatasaray'da Kalede Fernando Muslera olacak savunma dörtlüsü. Mariano Luyendam ama Marcao Nagatomo önlerinde. Donka Ndiaye kanatlarda, Onyekuru Feghouli ortalarında, Belhanda ileride ise Mbaye Jack de muhtemel 11'i bekliyoruz Galatasaray'da. Kasımpaşa'ya baktığımızda ise 29 puanla 8. sırada yer alıyor avarajda ve bu akşam da Mustafa Denizli kendi sahasında seyircisi önünde kazanarak takımını bir üst tura çıkarmanın hedefinde olacağını söyleyebiliriz. Tabii Mustafa Denizli de daha önce görev yaptığı Galatasaray'a karşı sahada olacak. Onu da belirtelim. İki teknik adam, iki dost Fatih Terim'le Mustafa Denizli de bu akşam karşı karşıya gelecekler. Kasımpaşa'da özellikle iki sakat var. Josie ve Eray sakatlıkları nedeniyle bu akşam Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek olan iki isim ve bu akşam da Kasımpaşa kendi sahasında seyircisi önünde kazanarak bir üst sıralara tırmanmanın hedefinde olacağını belirtelim. İstanbul'da güzel bir pazar günü, güneşli bir pazar günü ve şu anda Galatasaray taraftarları da saat erken olmasına rağmen stadın çevresinde görüyoruz. Bunu da belirtelim. Maç dolu tribünler karşısında oynanacağını tahmin ediyoruz. Hava da oldukça güzel. Şu anda 8-9 derecelik bir sıcaklık söz konusu. Saat 19'da başlayacak karşılaşma ve mücadeleyi hakem Ali Palıbıyık yönetecek diyelim ve söz tekrar size bırakın. Teşekkürler sevgili Volkan. 19'dan itibaren güzel bir maç eşliğinde birlikteliğimiz devam edecek. Spor hafta sonunda diyelim. Önce bir kere Trabzonspor Alanya Spor maç tahmini çok kısa. Ben 16 maçı çünkü. Yüksek skorlu beraberlik düşünüyorum. Yani 2-2, 3-3 gollü gibi beraberlik. Gollü beraberlik düşünüyorum. Bir kere çok gol olması konusunda aynı fikirdeyiz. Çünkü Alanya'nın ön bölgesi hakikaten son derece iyi bir dörtlü var orada. Dolayısıyla da Alanya gol atacaktır. Yani Alanya'nın puan ya da puanlar alması sürpriz olmamalı. Ortada bir maç. Ortada bir maç. Aslında maç tahmini yapmamamız lazım bu vardan sonra. Ama şu var. Şunu göz ardı ettim. Ben de gollü beraberlik diyorum. Gollü beraberlik. Zavelli asla en skala cezalı olduğu için beraberlik olmazsa sanki böyle Trabzon'a daha yakın. Savunmadan iki oyuncu. Zavellas'ın olmaması iyi. Çok çünkü biliyorsun el bombası gibi çok da sevmiyorum karakterini ama. Suat Aslanboğa için iyi maçın hakemi için. Yoksa evet. Bir gözünü onun üstüne aynen bırakması öyle gerekiyor. Her an provoke eden bir oyuncu çünkü. Peki son 10 dakikamız Kasımpaşa Galatasaray maçını konuşalım. İki güzel kıymetli görüntümüz var. Önce Mustafa Denizli'nin ortaladığı bir milli maçta köşe vuruşu, Fatih Hoca'nın attığı bir gol var. O hadi birlikteliğe ya, önem verelim. Bir izleyelim. Editörümüz sevgili Bekir'den rica edelim. İki değerli teknik adam. Hepsi öyle yansımıştı. Bugün de sesim yayına çıkmıştır. Ben pes diyorum artık dedi. Hani izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Kaya abi, İlker Hoca ve ben sevgili İbrahim'e biraz imtihana tabi tutalım dedik. Her zamanki gibi kaybeden olduk. Kaya abi golü kim attı dedi. Kim kazandı dedi. Dakikayı da. Ona, İlker Hoca ile biz dedik ki dakikayı da bilir dedik. Yok artık onu bilemez dedik. Ankara'da ama çok yağmurlu ve soğuk ben bir hava vardı. Dakika kaçtı İbrahim? 84. Vallahi çok soğuk bir havaydı Ankara'da. Sen bunun bir yaptığını biliyor musun? Bir tane Levent Özçelik mi? Evet.
Biliyor musun o evet iki? Abi maçı sen şey yapmadın diyor televizyondan. Adam, ben anlattım diyor, sen anlatmadın diyor. Hayır abi diyor, sen radyoda anlattın diyor. Olur mu diyor, benden inmeyeceksin diyor. Sonra bir bakıyor, haklısın diyor, ben anlatmamışım maçı. Teşekkür ederim. O kablodan bir bulabilsem ama 6-7 senedir bulamadım. Aktarımı yapamıyorum. Bölüm bölüm bize sunuyor. Sunuyor, evet, sağ olsun. Eksik olmayın, teşekkürler. Evet, bugün iki teknik adam Galatasaray. Avrupa Ligi maçlarının özellikle Şampiyonlar Ligi dönüşü iyi oynayamayan bir takım. İstatistikler bunu gösteriyor. Son 36 maçta 4 Avrupa galibiyeti var. İstanbul'da çok maç kaybediyor özellikle. Ama burası bir lig, lig yarışı. O kadrolar farklı, burası farklı tabii. Aslında tabii o maçtan sonra iki ülke futbolu arasındaki farkı çok net bir şekilde görüyorsun ya. Benfica takımı çıktı. Yaş ortalaması 23. 5 kişi getirmedi değil mi? Tabii altyapıdan 8 tane falan oyuncu. Geldi, takır takır oynadı, hiç etkilenmedi. Ne tribünden, ne Galatasaray'ın yapmaya çalıştığı baskıdan evet, kazandı ve gitti. Ya penaltıydı değildi falan, onlar bir tarafı ama hakikaten bizim futbol olarak çok kat etmemiz gereken yol var. Şimdi lige dönüyorsun, ligde de Galatasaray bu maçın çok büyük favorisi. Söyleyeyim, benim geçen hafta seyrettiğim Kasımpaşa, Ankara Gücü maçındaki Kasımpaşa'nın Galatasaray'a direnme şansı yok. Yani öyle açık verdiler ki defanslarında, inanılacak gibi değil. Hı hı. Bu şekilde oynarlarsa da Galatasaray çok kolay kazanır. Altını çiziyorum, bu şekilde oynarlarsa. Ama aynı şekilde rakip ceza alanında 25 kere falan topla buluşmuşlar. Bu da şunu gösteriyor. Oraya kadar gitmişler, içeri atamamışlar topu. O konularda biraz becerikli olursak karşılıklı gollerle böyle çok keyifli bir maç bize vaat ediyor. Favorim de Galatasaray. Galatasaray. Muhtemelleri de bir görelim. Cagne bugün Kasımpaşa'ya, eski takımına karşı oynayacak. Buyurun hocam. Evet, yani bu artık Donk'un haricinde, Fernando'yu göremiyoruz orada. Donk'un haricinde Galatasaray'ın ne diyelim en ideal 11'i gibi gözüküyor. Lines ara sıra Mariano'nun veya Nagatomo'nun yerine dahil oluyor. Ama özellikle Luyendama ve Marcao her ne kadar son Avrupa Ligi karşılaşmasında gol pozisyonlarında hataları gözükse bile ama şunu vaat ediyorlar. Ben bu ikili Galatasaray'ın en az bir 5 yıllık savunmanın merkezini gözünü kapatıp teslim edebileceği bir ikili gibi geliyor performanslarından dolayı. Çok sıkıntı çekiyordu o pozisyonda ve orayı doldurdu ama halen Belhanda ve Feghouli sallanan performanslarıyla, yani bir maç bir bakıyorsunuz 7'lik 8'lik oynuyorlar. Onun üstüne çıkamadılar gerçi de, bir maç bakıyorsunuz 2'lik 3'lük oynuyorlar. Bu da hocanın kurgusunda, planlarında çok çok hasar almasına sebebiyet veriyor. Hani bir standartlarını yakalamış olsa hoca da bilse, bunların en alt limitinde şunu alacağım, bu verim alacağım diye bir, yani bilebilse ona göre plan yapacak ama bu oyuncular çok enteresan ikisi de. Bu karşılaşmada da gol ben... Olur mu? Gol olacağını düşünüyorum. İki takımın da ön bölge oyuncuları halen her ne kadar Kasımpaşa güç kaybetmiş gibi gözükse de halen ön bölgesi üretken. Gollü olur ama Galatasaray'ın ağır favori olduğu bir maç. Kasımpaşa'ya da bir bakalım, evet, kadrosuna. Bakalım. Orada da sağ Sadiku ve Pavelka gibi oyuncuların oynaması, evet şu anda zaten onların da isimlerini görüyoruz. Bir Sadıku'yu görüyoruz. Pazartesi farklı kaybettiler. Evet, yani sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Kasımpaşa'nın 4-0 değil mi? Tabii ikinci yarı. İkinci yani ilk yarı gerçekten İbrahim sadece der ya, parıltılı. Sadece Jack'in olamaz ama değil mi? Efendim? Yani sadece Jack'in satılmasından dolayı Kasımpaşa bu duruma girdi diyemeyiz değil mi? Ama benim için orada Kaya abi çok iyi bir şey hatırlattın. En az Edu'nun da kaybedilmesi ki bana ben çok sürpriz geldi. Ben de şöyle bir geldi, şey düşünüyorum. Takımda savunma güvenliğini boş tutan bir Denizli var. Hep hücumu sever. Hep hücum ediyor. Hücumu sever tamam, ya. Gol pozisyonları, bravo, goller. Tamam 1-2-3-5 ama savunma güvenliğini böyle tutmadığın sürece bir gün gelir tersine döner işte. Bazen Aykut Hoca gibi oynamalı maçın içinde dönem dönemde. Şimdi, hep yapacaksın abi. İnsanlar onu hakikaten hep yapacaksın. İnsanlar senin 8 kişiyle gittiğini görüyorlar. Tabii, bravo, ona göre güzel, önlem alacaklar. Tabii. Terse dönme. Bence o savunma güvenliğinden dolayı kontrası terse çok döndü önemli işler. Jagne en az %60 kaybettirdi bence. Onu söyleyeyim. Çünkü ama Galatasaray'a ne kazandırdı? O erken eleştiriler başladı. Başlar. Abi böyle Galatasaray'da oynadığı zaman eleştirilir. Çünkü 20 gol attı. 17 maçta 20 gol. Çok çok büyük bir rakam. Çok. Ben çok şahit olduğumuz bir rakam değil. O anlamda Perica şu anda daha başlamadı. Evet. Ama arkasındaki üçlü Koyuta, Pavelka, Trezeguet çok etkili oyuncular. Onu söyleyeyim. Evet. Onların önünde Jagne olsa çok farklı bir takım olur. Bir de şu var. Bu kadar ilk yarıda
pırıltılı bir performans göstermiş Kasımpaşa'nın bu kadar bir anda çöküşünün bir çıkışı mutlaka olmalı. Onu hele Galatasaray karşısında yapabiliyorsan o çok daha anlamlı bir çıkış olur. Evet. Kasımpaşa bugün onu daha çok zorlayacak bence. Peki Kaya abi favori. Galatasaray favori. Galatasaray favori. Gollü mü? Yani mutlaka goller var. Kasımpaşa'nın golsüz biten maçı yok herhalde değil mi? Yemedi yatmadı. Yok, yok. Hakikaten yoktur ya. 0-0 bitti. Hatırlamıyorum. O savunmayla bu hücum tarzıyla mutlaka gol yiyeceksiniz. Gol. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bugün bu kadar. Haftaya görüşmek Şubat'ı üzere. Şubat'ı bitirdik. Şubat bitiyor. Bitti. Say biliyorsun. Mart geliyor. Alp Hocam 19'da tekrar beraberiz görüşmek inşallah. Üzere. Erzurum'da Erzurum Spor 2, Sivas Spor 1 Radyo 1 yayınımız devam ediyor. 19'dan itibaren Kasımpaşa Galatasaray maçının dakika, skor heyecanı ve günün tüm gelişmeleriyle